Evet, şu an Alanya'nın en işlek caddelerinden birindeyiz. Kiminle beraberiz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Musa Çelik. Alanya'da uzun yıllar fotoğrafçı sektöründe hizmet veriyorum. Ekol fotoğrafçı olarak. 25 metrelik yol üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Caddemiz güzel, evet. Geçtiğimiz günlerde Alanya'da illa duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Çok fazla safari kazasından tutun motor kazalarına kadar birçok kaza gerçekleşiyor. Evet. Alanya'nın yollarının bozuk olduğu bir de bir gerçek. Siz daha önce yolların bozukluğuyla ilgili bir kaza yaşadınız mı? Veyahut da bizzat şahit oldunuz mu? Evet, şahit olduğumuz kazalar ve duyduğumuz kazalar oluyor. Yani tabii üzülüyoruz. Özellikle gençlerimiz motor kazasında problem oluyor. Evet. Tabii bazı yerlerde yol problemi olabiliyor. Hı-hı. İnşallah bunlar çözülebilir. Sizce ne gibi önlemler alınabilir, ne yapılabilir? Yani bence ne gibi önlemler alınabilir? Daha sık yolların kontrol edilmesi, daha önem verilmesi, tabii sürücülerimizin de bunun yanında daha dikkatli olması gerekiyor. Yani. Denetim artsa bile şurada mesela ortada yolda bir çukur varsa bir motorlu bunu görmeyebilir ya da bir bisikletli, değil mi? Evet. Yani belediye ne yapması gerekir sizce? Denetimler haricinde belediye yani ne yapması gerekir dersek belediyemiz yani mümkün olduğu kadar zaten güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar, evet. Yapıyorlar da. Yani belediye daha hızlı hareket edip yani böyle yerlerde sorunu daha kısa sürede çözerse daha aza inebilir yani. Olaylar daha tazeyken daha tabii. Farklı önlemler yani alarak. Yani oluyor mesela bazen yol bozulmuş oluyor. Ama tabii biz vatandaşlara da görev düşüyor bu tür durumlarda. Şimdi öyle bir problem gördüğümüz zaman da biz de onu belediyeye bildirsek tabii ki biraz daha erken çözülür. Ama biraz da duyarlı olmamız lazım evet. Bu konularda. Böyle yaparsak tabii ki karşılıklı sorunları bildirdiğimiz zaman eminim belediyemiz de bu konuda yardımcı olacaktır yani. Evet. Sizin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim başka söylemek istediğim trafik kazalarında insanlar inşallah ölmez, inşallah kazaları olmaz. Yani bunları inşallah mümkün olduğu kadar en az şekilde duyarız. Allah hepsinden rahmet eylesin. Gerçekten çok genç kardeşlerimiz geçtiğimiz günlerde birkaç defa yani bunları duyduk bizzat. Rahmetli olan kardeşlerimiz oldu. Allah hepsine mekan cennet eylesin. Üzülüyoruz ama tabii ki karşılıklı herkes bu konulara önem vermesi gerekiyor. Bozuk olan yerleri vatandaş olarak bizler de bildirmemiz gerekiyor. Bizlerin de görev düşüyor. Sürücülere de çok büyük görev düşüyor. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani inşallah dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar en aza iner bu tür kazalar. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica. Evet efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Motor kullanıcısı mısınız? Ya aktif skuter kullanıyorum. Skuter. Günlük evden işe, işten eve gidip geliyoruz. Bin tarzı mı? Hayır. PCX güzellik. Yani günlük hayatta motor vazgeçirmemiz. Araba çünkü Alanya şehir içinde zor oluyor. Motorla daha rahat gidip geliyoruz. Trafiğe takılmıyoruz. Yani motor Alanya için büyük, hele yazın sıcakta çok daha iyi. Evet, Alanya aslında tam bir motor kullanıcılarının şehri. Şu an Kasım ayındayız ama hava hala güzel. Ya tişörtle duruyoruz. Evet. Sıcak, denize girenler var. Evet. Belki nüfus oranla en çok motor Alanya'da vardır. Hı-hı. O yüzden motor kazaları da çok oluyor. Hı-hı. Burada motorcuların da suçlu olduğu taraf vardır. Veya araba kullanıcıların da çok suçlu olduğu taraf var. Evet. Çünkü motorculara dikkat etmiyorlar. Evet. Bir anda yola fırlıyorlar. Yollar da bozuk. Ya Alanya gibi bir yerde kamera göstereyim bilmiyorum. Şurada mazgallar asfalttan 20 santim aşağıda. Evet. Ya çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Siz hiçbir kaza yaşadınız mı? Ben bir defa Obastra'da maça giderken arabayla çarpıştım. Ama kendime bir şey olmadı. Ha. Motorda biraz hasar oldu. Geçmiş olsun. Kimin hatasıydı sizce? Ya trafik şeyine göre, tutana göre ben hatalı çıktım ama bana göre ben değildim. Sollamaya çıkmıştım. Ben sollamaya çıkınca araç da bir anda sinyal verdi, önüme kırdı. O sinyal verdiği için
Beni suçlu buldular. Can kaybı hiç olmadan olsun diye matlak oldu. Bir de hani şeyden dolayı da olabilir. Motor kullanıcıları birazcık daha arabada oturan şoför kadar daha dikkatli, her yeri daha rahat bir görüş açısıyla görmüyor motor kullanıcılarına kıyasla. Değil mi? Araba sürücüleri mi? Evet, araba sürücüleri. Her yeri daha rahat görüyorlar ama motor sürücüleri öyle değil. Ya motorda ben şimdi görüş açısını tam bilemiyorum ama arabalarda sağlı solu direkler olduğu için kör noktaya gelebilme ihtimalleri çok yüksek görünmüyor. Benim de başıma geldi araba kullanırken. Ama motorda bir koruma yok. Kaporta sesin düştün mü bitti. Aynen öyle. Hele Alanya'da yazın. Kaza yapmayı bırakın. Asfalta yanlışlıkla düşersen 50 derecede yumurta pişiriyorlar. O hali düşünün yani siz. Evet. Peki Alanya'da yolların bakımıyla ilgili şu ana kadar hangi sorunları deneyimlediniz? Ya aslında şöyle asfalt çalınması yapılıyor. Çok güzel oluyor. Arkasına ne bileyim internetçiler gelip kazıyor. ASAP gelip kazıyor. Elektrikçiler gelip kazıyor. Yeni yapılmış bir asfalt bir ay sonra çok kötü oluyor. Gelik deşik oluyor. Evet. Bu sorunla ilgili olarak belediyenin veya karayollarının attığı adımları takip ediyor musunuz? Bu sorunlara belediye ne gibi önlemler alıyor? Ne gibi düzeltmelerde bulunuyor? Şahit oldunuz mu? Valla aktif 23 metrelik yolda uzun zamandır bozuk olan yerlerin yapılmadığını gördüm. Ama internetten veya sosyal medyadan veya haber kanallarından hiç bununla ilgili bir bilgim yok. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyoruz. Yapılmayan işler çok. Çözüm masasına bazen iletiyoruz. Çözüm masası oradaki arkadaşlar sağ olsun yardımcı oluyorlar. Genelde geri dönüş yapıyorlar. Ama onun için de hani %100 takip ediyorlar, onarıyorlar, yapıyorlar gibi olay yok. O zaman insanların da bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Eğer bu yol bozuksa bunu zaten düzeltirler ya diyerek geçiştirilmemeli ve bilgilendirilmeli değil mi? Ya biz zaten sorumluluk bir sahibi olsak, yolda gördüğümüz taşı bile kaldırıp kenara olsak bazı şeyler düzelir. Ki İstanbul'da bile yeri var. Yolda gördüğümüz taş, yol ortasında gördüğümüz taşı kaldırıp kenara koysan bunun bile sevabı var. Evet. Ama sorumsuz yani. Evet. Okumaktan daha çok izlemeyi seviyoruz. Evet. Bu tür sorunlar için insanları nasıl bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz? Ya aslında bilim insanlarımız okumayı sevmeyen akıllı insanlar. Bence burada yetkililere daha çok iş düşüyor. Yönlendirmeleri gerekiyor. Evet. Biz yönlendirilmezsek kimse bir sorumluluk alıp bir şey yapmıyor. Uyarı levhaları. Tabii. Mesela sosyal medya. Sosyal medya olur. Yani Instagram resmi olur ya. O insanlar orada daha çok izliyor. Evet. Mesela şu uyarı levhası atıyorum bir ay sonra otlar büyüdükçe veya ağaçlar büyüdükçe görünmez hale geliyor. Bunu da belediyenin takip etmesi lazım yani. Evet. İnsanların da şikayetçi olması lazım ama olmazsa belediyenin takip etmesi lazım. Bir şeylerin düzelmesi için illa bir canın ölmesi gerekmiyor. Değil yani, mi? Maalesef Türkiye'de bir şey birileri ölmezse bir şeyler düzelmiyor ama değişimi kendimizden başlatmamız lazım. Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Evet. Aktif motor kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Siz hiç bir kaza yaşadınız mı? 2017 yılında yaşadım. Neyden ötürüydü? Bir araç sürücüsü, engelli bir oğlu vardı, sol kapıyı açtı, ona çarptım, düştüm. Yani sürücü dikkatsizliği nedeniyle yaşadınız. Aynen. Alanya'daki yolların bozukluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Sürekli bir girdi çıktı oluyor, sürekli bir şeylere, kasislere denk geliyoruz zaten, şeylere denk geliyoruz, tümseklere denk geliyoruz, neyse artık. Asfalt yapılsın, düzelsinler yolunu. Ne isteyebilirim ki? Siz belediyeye bununla ilgili bir başvuruda bulundunuz mu? Hiç başvuruda bulunmadım. Düzeltilir diye düşündünüz sanırım. Düzeltilir diye düşünmedim de zaten. Onu da yapacaklarını sanmıyorum ama yani gene de hiçbir şeyde de başvurmadım yani. Motorları daha kaliteli yapıyorlar artık onlara şey olsun diye. Evet. Peki bu yol bozukluklarıyla alakalı başka ne söylemek istersiniz? Ne olmasını istersiniz? Veyahut da bu tarz bozukluklara insanlar bilincinde olup bunlara başvurmalı mı? En önemlisi Alanya Belediyesi ile Antalya Belediyesi işbirlikli çalışmaları lazım. Çünkü neden derseniz Antalya Belediyesi geliyor asfaltlıyor, Alanya Belediyesi geliyor kazıyor. Ondan sonra çukur oluşturuyorlar. Yani bir de ki yani adam burada su mu açacaksın, bir patlama mı oldu, bir başka bir şey mi oldu? İlk önce birbirleriyle anlaşsınlar, gelsinler, biri kazsın, sonra biri asfaltlasın, yol bir daha bozulmaz. Evet. Bir de büyük tırlar geçmemesi lazım buradan. Evet. Yani çok fazla baskı olunca, tonaj yüksek olunca asfalt çöküyor sıcak havada. O zaman Alanya'ya bir sadece yol düzeltilmesi değil, ayrı bir yol açılması da gerekiyor bu tarz ticari araçların geçmesi yani, için. Büyük tırların, yani ticari tırların veyahut da artık neyse,
buradan geçerken bu yolu kullanmamaları, üst 35 metrelik yolu kullanmaları lazım. Yani 25 metrelik yol buna müsait değil. Müsait mi değil, yoksa böyle bir daha uyarlama gelmedi mi? Düzenleme gelmedi mi? Yani yapısı babına yani müsait değil. Hem yol dar, hem de zaten onlar için şeyli. Mesela bu şeyde Cuma Pazarı inşaatı var ya, evet. Onda da çok fazla, ben orada dükkanım vardı şeyde, çok fazla sıkıntı çektik yapım aşamasında. Büyük tırlar vardı, sürekli her gün çamur alıyordu, yol kötüydü. Hı-hı. Yani bir de ya kış zamanıydı, sürekli yağmur yağıyordu, bayağı uzun sürdü. Hı-hı. Daha hala yapılıyor. Yapılmaya devam ediyor. O zaman tüm sürücü arkadaşlara motor, araba demeden bir mesaj iletelim, kapatalım. Yani kasklarını taksınlar, birçoktan korumalarını bulunsunlar. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olasın. Siz? Ben de iyiyim. Buralı mısınız? Neresiniz? Mersinliyim. Diyarbakırlıyım da Mersin'de doğmadım ben. Yeni taşındım buraya bizde. Alanya güzel ya. Evet. Vallahi güzel yolları falan. Mersin'le hep Suriyeli dolu, Afgan dolu olduğu için. Burası Suriye'ye yasak girişi var herhalde. Burası da memnunuz. Güzel. Bizim de iş yerimiz var burada. Evet. Gördüğünüz gibi. Herkese arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun bu arada işiniz. Bol kazançlar dilerim. Evet. Alanya'nın yol bozukluğuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Çoğu yollar bozuk. Ben bir motor kullanıcısı olarak bir kere lanetliyorum bu yolları en başta. Çünkü harbiden motor ömrü azalıyor. Bir, ikincisi zaten zikzaklı yollar hep böyle. Çok değişik çukurlar olduğu için çok şikayetçiyim gerçekten bu durumlara. Hiç herhangi bir kaza yaşadınız mı? Daha önce bir kaza arabayla yaşadım da yolla alakası yok şimdi. Yolla düzeltmenin anlamı yok. Evet. Gerçekten şikayetçiyiz ama bu yolları bir düzeltmeleri lazım. Evet. O isterken herkes peşimizde. O bittikten sonra yalan oluyorlar. Sizce ne gibi düzenlemeler getirilmeli? Bence zaten 3-5 ay kaldı ya şunun şurasında. Evet. Yapışacaklar, kendileri yapışacaklar bize. Bu sefer yok yani oy mu yok. Yapana oy vereceğiz artık. Evet. Yanlış yolda yanlış araçların kullanılması. Tabii zaten burada mesela şu yolu gösterin mesela, çekebilir misin bunu? Bu yolda kamyon bile geçiyor mesela. Siz düşünün. Başka ne söylemek istersiniz? Alanya'nın yollarının düzenlenmesiyle alakalı. Alanya'nın yolları da valla bilmiyorum ama gerçekten bu sistemin bir an önce değişmesi lazım. Tutulamayacaklarsa tabii yani. Sistemin değişmesi lazım. Herkes artık bilinçli yardım etmesi lazım. Bilinçli oy vermesi lazım. Herkese buradan selamlıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok... Alanya'nın yollarının bazıları çok sıkışık. Yani daha idareli yollar yapılabilir bence. Öyle düşünüyorum. Trafikten o zaman birazcık sen şikayetçisin. Okul yani, çıkışları falandır herhalde. Ya eskiye göre şimdi bu kadar değil de. Bu depremden sonra özellikle çok arttı nüfus Alanya'da. Yine turistler de çok gelmeye başladı. Yani gelenler çünkü güzel bir şehir yani. Evet. Sevip buraya yerleşebiliyor. O yüzden dolayı nüfus çok arttı. Evet. Yani bazı yollar daha idareli yapılabilir diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ya, bisikleti kullanıyorum en basından. Evet. Yollar sıkışık. Ondan sonra zaten araba yollar sıkışık diye arabalar da bisiklet yollarına park ediyor. Ben bundan şikayetçiyim. Mesela geçerken birden oradan araba geliyor. Ben diğer arabanın park eden arabayı gördüğüm için. Ben bundan şikayetçiyim. Yani düzeltilebilecek şeyler bunlar. Düzeltmeleri için buradan sesleniyorum. Umarım düzeltilir. Peki bu yollar üzerindeki çukurlara vesaire denk geliyor musun? Bunlar sana bir kazaya mal oluyor mu? Ya dikkatli olduğum için bir şey olmuyor ama yani dikkatli olmadığım zamanlarda her şey olabilir ama yani onların da düzeltilmesi lazım sonuçta yani. Daha hızlı gitseydin veyahut da bir motor sürücüsü olsaydın seni daha çok etkilerdi ama. Evet doğru. Etkilerdi her türlü ya da tümsekler en basından aynı. Ha, ilk önce kötü yolların analizi çıkarılacak. Ona göre davranacaklar yani. İşi bilen insanlara yaptıracaklar en basitinden. Ben böyle düşünüyorum. Sen? İlgilenecekler yani. Ya şöyle ben Alanya'daki sürücülerin çok iyi kullandığını düşünmüyorum şahsen yani. Trafik ışığı koyulması gereken yerlere koyulmadığını da gördüm yani. Veya işte gereksiz koyulan da gördüm. Yine rampa olarak gereksiz bulduğum yerler var. Yani bir baştan sona bir aslında denetlenebilirse, bir bakılırsa yani fark edilir zaten yanlışlar. Onları da düzeltebilir. Bir kontrol etsinler. Yani biz ne yapmışız zamanında falan veya anladım. Ne yapmışlar gibisinden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Başka demek istediğiniz bir şey var mı? Diyeceklerim bu kadar. Umarım uygularlar. Yani. Alanya daha güzel yolları hak ediyor değil aynen mi? Aynen öyle. Güzel bir yer çünkü. Evet. Turistler de geliyor zaten arkadaşım dediği gibi. Böyle diyeceklerim. Teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Araç olarak Alanya'da ne kullanıyorsunuz? Motosiklet ve araba kullanıyorum. Alanya'nın yolları hakkında neler düşünüyorsunuz? Alanya'nın yolları özellikle yaz aylarında çok yetersiz geliyor malumunuz. Dışarıdan çok fazla misafirimiz geldiği için. Kalabalığız. Kalabalığız. Park yeri bulmada büyük evet. sıkıntı yaşanıyor. Ve aynı zamanda da özellikle motor kullanıcıları için çok tehlikeli unsurlar var. Mesela bu su giderlerinin yollara çok yakın olması. Yani bu su kanallarının. Hı-hı. Şimdi motor tekeri onun içine girdiği zaman kesinlikle büyük bir kazaya evet. sebebiyet veriyor. Su giderlerinin alçakta veya yüksekte olması. Evet. Bu tarz eksikler var, sorunlar var. Evet. Sizce neler yapılabilir? Ya bence mesela sadece bu yollar için, belki de vardır ama çok fazla gündemde olmadığı için bilgimiz yok. Bir WhatsApp hattı olabilir mesela bu tarz şikayetleri için. Tabii buna acilen müdahale edebilecek bir ekipleri de olması lazım. Hı hı. Mesela ufak tefek çalışmalar yapılıyor ve hızlı bir şekilde kapatılıyor, bitiyor. Ama yarım kalıyor. Ya göçük göçme oluyor yani düzenli hı hı. bir şekilde yapılmıyor ve bu asfalt yamaları da ya çukur oluyor ya da yüksek oluyor. Hı hı. Bu da tabii motor sürücüleri için sıkıntılı bir durum oluyor. Araba kullanıcıları için de gayet sıkıntılı bir durum aslında. Araba kullanıcıları için de sıkıntılı. Yani hem kazaya sebebiyet hem de sonuçta yani bunların hepsi birer milli servet. Yani bir hızla giderken o tarz bir çukura girip çıktığın zaman benim başıma geldi. Yani lastiğin yarılabiliyor, jantın eğrilebiliyor. Yani maddi olarak da sıkıntı, manevi olarak da tabii bir kazaya sebebiyet verebiliyor. Peki nasıl daha fazla insana bu şekilde ulaşabiliriz, bunu duyurabiliriz? Ya işte dediğim gibi yani bir şikayet hattı olursa veya yani sosyal medyadan da biraz daha bunlara ağırlık verilirse hoş olur. Ama tabii yani bu trafik sorununun da acilen çözülmesi lazım. Yani bu yolların genişletilmesi, bu çevre yolumuzun gerçi bir hızla yapılıyor ama daha da hızlandırılması, Antalya, Alanya arası çevre yolu istiyoruz. Bir ara gündeme girmişti. Tekrar askıya alınmış galiba duyduğumuz kadarıyla. Onun bir an önce bitmesini istiyoruz. O da çok büyük tehlike. Yani Antalya Alanya arası çok fazla sapak olduğu için yani büyük tehlikeler atlatılıyor yollarda. Evet. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Söylemek istediğim yani herkese kazasız belasız yolculuklar dileriz. İyi seyirler. İyi seyirler dileriz. Alanya'nın yolları ve yol düzenlemeleri hakkında yorumunuz nedir? Her yıl yeni çalışmalar başlıyor Alanya'da yollarda biliyorsunuz. Bir de Alanya'nın il olması lazım. Evet. Sokaklarımız, caddelerimiz artık trafiği kaldırmıyor. Evet. Ondan dolayı yani keşmekeş bazen bir trafik yaşıyoruz çevre yolunda da. Ben pazarlamacı olduğum için dolaşıyorum her tarafı. Maalesef trafikte çok sıkıntılarımız var. Yollarda da herhangi bir düzenleme yapıyor ama sürekli yollarımız bozuktur. İnşallah ileride bunu yetkililer giderir efendim. Son zamanlarda yaşanılan kazalarla ilgili düşünceleriniz neler? Çok iyi araba kullanmış olabilirim ama karşımdan gelen arkadaşlar sürekli dikkatsizlik kullanıyorlar. Ki bunu da sezonda yaşadık. Tünellerde olan kazalardan olsun, motor kazalarında olsun. Sonuçta bir insan öldüğü zaman hepimiz üzülürüz. Evet. Bir anne, bir baba, bir evlat yetiştirene kadar neler çekiyorlar değil mi evet. efendim? Bundan dolayı bütün sürücü arkadaşlardan rica ediyorum. Yollara dikkat etsinler, yollar çukurlara da dikkat etsinler, hızlarına da dikkat etsinler. İnşallah kazasız bir yıl daha geçiririz diyorum. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Alanya'nın yolları hakkında düşüncelerin neler? Alanya'nın yolları... Gördüğüm kadarıyla trafik iş çıkış saatlerinde biraz yoğun oluyor ama onun dışında gayet düzgün bir akışı var hı-hı. benim gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Ben çok araç kullanmıyorum ama gözlemlerim bu yönde. Son zamanlarda yaşanılan trafik kazaları hakkında düşüncelerin neler? Sizce Alanya il olma yoluna gidiyor? Hani bu yollara daha farklı nasıl bir düzenleme getirilebilir? Dediğin gibi iş çıkış saatleri tamam hani her şehirde olduğu gibi bu da normal ama hı-hı. onun dışında yaşanılan kazalar, yolların düzensiz olması... Gördüğüm birkaç
köşe başı mı derler. Oralarda evet, trafik lambasının olmadığını görüyorum ben. En azından çıktığım sokakta, mahallemde. Onun dışında çok da fikrim yok ama bazı sokaklara yapılırsa güzel olabilir. Kavşaklara trafik ışığı olursa güzel olabilir. Ya da trafiğe kapalı olan yollarda motosikletlerden rahatsızız. Ayrıca turistler de rahatsız. Ama belediye çözüm masasına defalarca şikayette bulunmamıza rağmen hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun.